Çocuklarda meme hastalıkları geniş bir e, varyasyon gösterir. Nedir bunlar? Memenin hiç gelişmemesi olabilir. Kız veya erkek çocukta. Çoklu sayıda meme olabilir. E, memenin asimetrisi dediğimiz birinin büyük diğerinin küçük. E, veya işte birisi normal diğerisi büyük veya küçük olabilir. Bir başka e, varyantı memede kitle olabilir. E, meme başı akıntısı. Meme Memede egzema, memenin erken çıkması, prematür telaş dediğimiz memenin erken çıkması durumu olabilir. Veya erkek çocukta kadın tipi meme büyümesi dediğimiz jinekomasti durumuyla karşılaşabiliriz. Genel anlamda memenin görülen, çocukluk çağında görülen hastalıkları bunlardır. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemen hemen hepsinde etiyolojik faktör çoğunlukla bilinmiyor. Hormonal dengesizlik olabilir. Östrojen, progesteron, testosteron arasındaki dengesizliklerden kaynaklanabilir. Ailesel geçişli patolojik durumlar olabilir. Özellikle sporcularda çok sık gördüğümüz sıkı e, giysi, e, giymeye bağlı olarak meme başının iritasyonu ve buna bağlı olarak meme başında kanlı akıntı ya da eksema dediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Başka çocuklarda çok sık gördüğümüz asimetrik meme büyümesi. Bunun altında yapısal olabilir, yine hormonal dengesizlik olabilir ama bazen de e, tama ortopedik bir soruna bağlı olarak çocuğun duruş pozisyonundan anomalisine bağlı olabilir. E, pektoral kas dediğimiz kaslardaki anomaliye veya kas gelişimindeki anomaliye bağlı olarak çocuğun memeleri arasında asimetri dediğimiz e, büyüklük ve küçüklük farkı olabilir. Daha çok e, 14... 16 yaş arası benim dikkat çekmek istediğim, özellikle kız çocuklarında meme başın, memede kitle olarak karşımıza çıkan fibrokistik hastalık, fibroadenom ve filoidas tümörden bahsetmek istiyorum. Fibroadenom hemen hemen, daha doğrusu bu tür filoidas tümörü hayır, her 5 Kadından birinde görülebiliyor ama hangisinin patolojik, hangisinin iyi seyirli olduğu ancak bazı tetkikler yapıp muayene sonucunda elde edilen bir durumla sonuç söyleyebiliriz. E, genellikle e, kitle e, bize e, çocuk tarafından tek taraflı e, işte e, mememin e, şu tarafında sağ üst kadranda genellikle sık orada görüyoruz e, bir kitle olarak ele gelebilir biz burada menstrual süklüsü soruyoruz. o dönemlere yakın olup olmadığını Meme başıyla uyaran veya herhangi bir ilaç alıp almadığını sorguluyoruz. Sıkı giysiler giyip giymediğini, hijyene dikkat edilmediğini sorguluyoruz. Genellikle ultrason istiyoruz ve %90 iyi huylu memede kitle olarak çıkıyor. Fibroadenom veya fibrokistik hastalık olabilir. Sadece fibroadenom kısa süre içerisinde çok hızlı bir büyüme gösteriyorsa yakın takibi alınması gerekir. İleride daha farklı bir sonuçla karşılaşılmaması için dediğim gibi fibroadenom, fibrokistik hastalık bir de filoidas tümörü çocuk hastalarda en sık gördüğümüz meme kitleleridir.